bugün Karpaz bölgesinin kıyılarında tatlı bir yerde, Yudi taraflarında bir yerdeyim. Bölgedeki rehberimiz bizleri buraya getirdi. Burada ilginç şeyler olduğunu söyledi. Hep birlikte bunları seyredeceğiz. Yönetmenim Mehmet Bozkurt, ben Mustafa Kemal Meraklı, ben Muhammed Karataş. Hep birlikte sizlere iyi seyirler dilerim. Ben de merak ederim, ne var burada? Evet Muhammed, geldik bir koyun içerisine. Evet. Biraz hafiften çöpler var ama sonuçta artık dünyamızın kaderi. Evet, maalesef. Plastik vesaire atıklar. Evet. Tabii atıkları görmeye gelmedik. Sen bize bir sürpriz yaptın. Burada önemli bir şey olduğunu söyledin. Evet. Burada ne var? Bize bir anlatabilir misin? Burada bir batmış olan gemi kalıntıları var. Burada insanlar, daha doğrusu benim babam çocukluğunda bu geminin kalıntıları daha fazla daha iyi durumdaydı. Bu geminin buraya nasıl girdiklerine insanlar şaşırıyordu çünkü çok geniş, devasa bir gemiydi. İnsanlar üzerine çıkıp gezebiliyorlardı, bakabiliyorlardı. Şu anki durumu budur. Şu an sular altında kalmıştır. Artık 74 Barış Harekatı'nda döneminde batmış olabilir. Hikayesini biz de bilmiyoruz ama geçmişten, büyüklerimizden duyduğumuz hikaye budur. Enkaza geldik. Burada bir deniz taşımacılığında kullanılan bir aletin enkazı var. O kadar bir yıpranmış ki ne olduğunu tam çözemedik. Denizaltı mı, deniz üstü mü, gemi mi? Sadece büyük devasa boyutta bir demir yığınıdır gidiyor. Her tarafı zaten yosunlarla kaplanmış. Sadece ilginç, çok ilgimi çeken bir şey var. Oradaki demir bütünselliğini gördüğümüzde şu sol taraftaki geçiş çok dar. Nasıl geçti diye düşündük. Herkes gibi biz de. Bütün insanlar hep onu merak etmişler. Bu gemi veya deniz aracı buraya, bu koyun içerisine nasıl diyor? Tabii bunlar hep yorumlara açık. Fazla bu konuda bir bilgimiz yok. Hatta burada bir enkazın olduğunu bilen de yok hemen hemen. Sağ olsun rehberimiz bize yardımcı oldu. Burada kim bilir ne amaçla bu gemi buraya sığınmıştır. Belki harpta canını kurtarmak için geldi buraya, bıraktı gemiyi, burada koşturarak kaçtı gitti. Belki balıkçıydı ama öyle pek de balıkçı teknesine benzemez. Sadece orada en üstte bir flancın olduğunu görüyorum. O flançta bir geminin direği vardır. Genellikle o direği tutar. Sadece işte vidaları ve flanç üstte duruyor. Geri kalan her şey suyun altında, bu küçücük koyun içerisinde. Yaklaşık 2 metrelik bir dar geçit var. Genişleyen bir koy. Bu
buraya mı indirildi, buradan dışarı mı götürülecekti, kaçıramadı, yoksa denizde mi buraya geldi, kim bilir. Her şey soru işareti olarak kaldı buraya. Deniz başka türlü bir olaydır. Denize giderler, kaybolurlar. Bazen gemiler batar, dalgalar çıkar. Denizi çok iyi tanımak gerekir. Bölgeli insanlar denizi iyi bilir. Bazen da yine acı olaylar bile yaşanıyor. Hala da. Bu birinci halat izi, bu ikincidir, bu da üçüncü. Sence bu halat izleri nedir? Hani gemiyi çıkarmak için kullanmış olabilirler. Evet. Öyle gemiyi tahmin ediyorum yani. Veya indirmek için. Olabilir, evet. Yani ya aşağıya indi ya çıktı, çünkü o daracık yerden nasıl geçti? Evet. Bu böyle bir çeşit. Ya da bir yükü. Ha, veya bir yükü çekmek için. Evet. Vinç getirdi buraya. Koydu, çekti kendini. Yavaş yavaş Yudi'nin üst taraflarında tepenin bittiği nokta diye adledebileceğimiz, kısaca arkadaşımızın ifadesiyle beş parmakların bittiği son nokta. Evet. Ve burada güzel bir bahçe, tabii güne bakan çiçeklerinin olduğu bir yer. Evet. Muhammed. Ayçiçeği ektin. Evet. Ayçiçeği ektik. Çiçeklerinden elde ettiğimiz şeyler vardır. Ürünler var, yapıyorum. Çiçekleri açtığı zaman insanlar resim çekilmeye geliyorlar. Çekirdeğinden faydalanıyoruz. Çok lezzetli bir çekirdeği vardır. Öyle yani. Evet. Ve İlginç bir de mekan yaratmış kendisine. Şimdi orasını gidip görelim. Bakalım neler var. Genellikle biz doğada dolanırken çok eski dönemlerden kalma mezarlar, mağaralar görüyoruz. Yeni yapılmış veya yeni restore edilmiş hiçbir yer daha görmediydim. İlk kez bugün yeni sıfır yapılmış bir mağara gördük. Muhammed arkadaşımız el emeğiyle, guzboyla, onun deyimiyle kazdığı bir mağaraya geldik. Mağara deyip de geçmeyin. Sürprizlerle dolu, hayretler içerisinde kalacağınız bir mekan burası. Evet, buyurun. Biz geldik.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed arkadaşımızın mekanında güzel bir gezi yaptık. Ellerine sağlık. Gerçekten orijinal şekliyle çok şahane bir düzenleme yapmış. Kendi zevkine uygun şekilde burasını restore etmiş. Harika bir dinlenme yeri yaratmış kendisine. Arkadaşımızı kutlarız. Burada huzurlu vakitler geçirmesini dileriz. Burada gördüğümüz ilk bakışta anıt sal nitelikli bir odun parçası. Ancak Muhammed arkadaşımız dedi ki bu bir arı kovanıdır dedi. Ve bal arılarının o deliciklerden girip çıktığını görüyoruz. Harika bir buluş yapmış. Efkalito ağacını oydu. Bakalım ne aşamalardan geçti. Harika bir kovan yaratmış kendisine. Tamamen doğal. Yani doğalın bir üstü diysek yine yeri var. Hiç buradan bal aldı mı? Bal almadık. Bu sene yaptım. İnşallah bu sene almayı planlıyorum. Evet. Ve buraya oğul getirdin, koydun. Evet. Tabii arıcılık farklı bir olay. Arı yuvada sıkıştığı zaman nüfusları arttığında popülasyon fazlalığı stresine girmeden ikinci bir aile yaratırlar ve oğula çıkar. Çıkar bir yere gider konar ve arı beslemeyi düşünen birileri alıyor o oğlu getirip bir kovanın içerisine koyuyor. Ama Muhammed daha değişik yaptı bu işi. Kesti, o oğlu aldı, getirdi ve bu kütüğün içerisine koydu. Kapağı da galiba üstteki kütüktür. Evet, kapağı da yine kendi ağacından doğal olması için evet. Kapağını da öyle yaptı. Ne kadar bir derinliği var? Bir metre. Bir metre. Bir metreye 30 santim bir derinliği var. Harika bir şey. Gerçekten çok ilginç. Sadece el emeğiyle yaratılmış bir yuva kurulmuş, arı yuvası.
7 konuk Yudi arasında bir vadi içerisinde fıçı pınarı veya akarsu denilen bir bölgedeyik. Her tarafta çeşitli meyve ağaçları mevcuttur. Önceleri buralarda bahçecilik de yapılmaktaydı. Ancak son dönemlerde sadece boşa akıp giden bir su görüyoruz. Mükemmel bir lezzeti olan bu su kaynağının ülkemizde hemen hemen bir eşi ve benzeri yok. Çok lezzetli bir suyu vardır. Çok zaman biz buradan geldik, kana kana su içtik. O sıcak yaz günlerinde gırağı gibi soğuyacak suyu vardır. Bir gün ihtiyacınız olursa yolunuz düşer, siz de buraya gelip bu sudan içebilirsiniz. Şeker gibi. Bayağı şeker pınarı. Buraçta 4-5 tane kuyu var. Yer altından biri birine bu kuyular bağlanmıştır. Zincir şeklinde ve biz bunlara sıra kuyu deriz. Bu sıra kuyular sayesinde su burada biriktiriliyor. Buraçtan da bahçelere giderdi. Fakat günümüzde öyle bir faaliyet yok. Bugün bu kadar bize rehberlik eden Muhammed Karataş arkadaşımıza bir sürpriz planladım. Rahmetli hocamın hazırlayıp benim de birçok yönden katkımın olduğu bir kitap armağan ediyorum. Kıbrıs bulunan özellikle Kuzey Kıbrıs florasını kapsayan bir özel kitap. Botaniğe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün anladım ki gerçekten doğa sever, doğanın bir parçası, bir insansın. Her şeyinle, yaşamınla, hareketinle. Hiç sahte bir şey yok. Buyurun size armağanım. Teşekkür ederim. Çok büyük bilgiler elde edeceksiniz. Kullanımı çok güzel. Türkçe, İngilizce, Latince, bazen yerel Rumca isimleri ile birlikte bitkiyi çok iyi tanıtır. Hangi dönemde, nerede bulabilirsiniz? Her şey içerisinde. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ilk bitkimizi Muhammed arkadaşımız teşhis edecek. Bakalım bir hangi bitkiden başlayalım. Evet Muhammed. Hangi bitkiyi düşünün? Hemen tanıyalım. Yani burada böğürtlenimiz var. Tamam, bir bakalım bir böğürtlenin en arka sayfada bulalım nasıl olduğunu. Rubus, ne yazıyor? Rubus. Rubus sancta. Evet. Latince ismi Rubus sancta. Evet. Nasıl bir habitatta yaşar? Islak, sulu habitatları çok sever. Evet. Çok hızlı büyüyen bir türdür. Çit gibi hemenden her tarafı kaplar. Çok güzel çiçekleri olur. Ve bir de çok leziz meyveleri vardır. Tabii yaz dönemi boyunca meyveleri. Hafiften bundan artık daha lezzetli, daha tatlı olur. Pistachia terebintus olarak bilinen bir başka türümüz. Halk arasında çitlemit diye ismi var veya menengiç. Bazen 15-20 metre kadar boy atabiliyor uygun koşullar bulduğu zaman. Ancak burada 1-2 metrelik bir
boya sahiptir. Meyveleri artık yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Hafiften bundan artık bitta yapılabilir. Halk arasında çikemitli bitta fazla biliniyor. Şu biraz tazedir ama beyazı içinde. İnsanlarımızın kuru yemişiydi bir zamanlar bu. Çok hoş bir kokusu var, bir de reyası var. Kuzey Kıbrıs endemik türlerimizden bir tanesi olan Scutellaria cyptorbi, Kıbrıs kaside otu. Bu bitki Karpaz'dan Girne Dağları boyunca sadece dağ kesimlerinde hemen hemen her noktada görülebilen türümüzdür. Ülkemizde çok yaygın olmakla birlikte sadece Kuzey Kıbrıs'ta yaşam alanı bulmuştur. Çok özel çiçekleri, kendine has bir dizilişi vardır. Benzetmeye çalışırsak bir ördeğin kafası gibi veya bir gizlin pencereden bakan birisi gibi görebiliriz. Çok ilginç rengi vardır. Mart ayından Mayıs ayının sonlarına kadar bu bitkiyi çiçekli olarak görebilirsiniz. Hayır için yapılmış bir meyve bahçesi. Hacı Mehmet Bulduk tarafından yapılıp doğaya ve insanlığa hayır amaçlı armağan edilmiştir. Onu biz rahmetle anıyoruz. Mükemmel bir düşünce. Büyük bir özverili çalışma neticesinde meyve veren birçok ağaç var burada. Gerçekten örnek bir çalışma. Keşke bütün insanlık bu rahmetliyi örnek alıp aynı şekilde çalışmalar yapsa. Servetlerini sadece mezara götürmeseler. Ülkemizde ormanlarda ekilmiş olarak görebileceğimiz 3 tane farklı çam ağacımız vardır. Bunlardan bir tanesi Pinus pinea, fıstık çamı olarak bilinen türümüz. İşte burada küçük meyvesini vermiş. Bu büyüyor, gelişiyor. Olgunlaştıktan sonra bunlar toplanıyor. Belli bir işlemden geçirdikten sonra da fıstıkları içerisine alınıyor. Fıstık çamının da değerini bilen bilir. Ancak bu ağaçların köklerinin budanması gerekir. Ağaca benzemesi gerekir. Böyle çalı gibi bırakılmaması lazım ki ağaçlar gelişsin, güzelleşsin. Tabii en önemlisi de yangından korumak gerekir. Sadece ağacı değil. Doğayı mümkün değildir yeri yerine kesinlikle gelmez. Allah korusun yangından bu doğamızı, bu yemyeşil cennet gibi vadiyi. Çok dikkatli olalım. Önümüz yaz dönemi, havalar sıcak. Bir kibrit, bir siyara gutsillisi ortalığı yakar kavurur. Daha dikkatli olalım. Thank you.
Bu ağaçları geçen dönem budamaya başladım. Orman Dairesi'nin bilgisi dahilinde. Bu fıstık çamları şu an budama dönemindedir. Binlerce fıstık çamı vardır bu alanda. Hepsini birkaç yıl içinde budamasını bitirmeyi planlıyorum. Bu yol şeridi de her yıl sürüyorum. Yangına karşı izmarit atılmasını ve yangın çıkmasını önlemek için bu yol şeridini her yıl sürmeye çalışıyorum. Bu fıstık çamları 10 yıl içinde devasa büyüklüklere ulaşacağını planlamaktayız. Altında insanların vakit geçirebileceği piknik masaları koyularak piknik alanına dönüştürebiliriz. Öyle planlarımız var, hayallerimiz var. Umarım Orman Dairesi de bize yardımcı olursa daha işimizi hızlandırarak ilerlemeyi hedefliyorum. Evet. Güzel. Her şey için sizleri yaptığınız bütün çalışmalardan dolayı tebrik ederim. Tabii siz ormancılık okulu okudunuz. Evet. Mezun oldunuz. Evet. Şimdi buralardasınız. Bugün bizim programımıza katıldınız. Evet sevgili seyirciler. Yönetmenim Mehmet Bozkurt. Ben Mustafa Kemal Meraklı. Ben Muhammed Karataş. Sizlere iyi günler dilerim. Bir başka programda tekrardan görüşmek üzere.